Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi döneminde zarara uğrayan esnafa hibe desteği vereceğini duyurmuştu. Bu kapsamda işletmelere 3 ila 5000 TL arası bir defaya mahsus karşılıksız destek verileceği açıklandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Kadir Durmuş verilen bu destek için tüm esnaf ve sanatkarlar adına teşekkürlerini iletti. Bizde Kocaeli'nde yaklaşık 50 küsür bin üyemiz var. Tam rakam olmamakla birlikte 15-20 bin kişi falan bu şeyden faydalanabilecekler. Peki diğerleri neye faydalanmıyor başkanım? Meslekler değişik, bazı mesleklere o yardım yapılmayacak. Evet. Ama peki, bizim yani bizim isteğimiz tüm esnafı kapsaması. Yani atıyorum bir emlakçı da bir meslek grubu, esnaf. Ya onların da bu yardımı almaları lazım. Evlat tanıyorsunuz. Tabii. Baba tanıyorsunuz değil mi? Baba yani bütün her şeyi ayrım yapmaksızın tüm esnafa. Çünkü yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında esnaf bu faydalanacak bu yardımdan. Zaten toplam 2 milyonu aşkın bir esnafımız da Türkiye'de. 700 bin lirayı da ayırt etmemek lazım. Katmak lazım işlerine. Tabii iş yerleri kapalı olan esnaflarımız için rakam, esnafımın cebi sıcak para görecek. O değerlendirmeyi yaparsak hükümetimizden Allah razı olsun gene az veren candan. Ekonomimizin durumu da belli. Yaklaşık 1,5 yıldır kahveci ve kantinci esnaflarım kapalı. Yani en azından ceplerine Durmuş yapılan bu desteğin işe yarayacağını ve esnafları biraz olsun rahatlatacağını dile getirmekle beraber desteğin yeterli olmayacağı ifadelerini kullandı. Ama bu meseleye bir çözüm değil. Bizim isteğimiz daha evveliyatında yapılan SGK ve kredi vergi borçlarının yapılandırması birçoğu bozuldu. Bunları 2022'nin Haziran'ına ötelenmesi faizsiz bir şekilde. Yani esnafımın ayağa kalkması buna bağlı. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Allah razı olsun ona verenden ve bu olayda bu ekipten. Ancak bu yeterli olmayabiliyor. Çünkü benim hemen hemen 1/3 üyem bundan faydalanamıyor. Bundan da faydalanması için biz buradan çağrıda bulunuyoruz dedi. Durmuş Başkan bir şey daha değindi. Yapılandırmalar bozulan borçluların tekrar yapılandırılması ve 2022 Haziran ayının son haftasına kadar da ötelenmesini öneriyor. Bu öneri ama biliyoruz ki Ankara bu tür önerilere kulak veriyor. Ahmet Sezgin, Türk Haber, İzmit.